Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Bugün sizlerle Çizim ve Sohbet'in 15. bölümü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümümüzde Çizim ve Sohbet'in 15. kısmına devam ederken size bir yandan da Tukan Kuşu çizeceğim. Tukan Kuşu çizmemin sebebi de aslında geçenlerde gittiğim bir tatilde böyle masamıza gelip böyle masadan böyle elimden yemek falan yemişti. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştü, takip etmeyenler de etseydi bir zahmet görseydiniz o zaman. Oradaki storylerimde paylaşmıştım, böyle çok tatlılar. Zaten kuş çiziyordum bir süredir. Dedim bu bölümde sizle bu Tukan'ı çizelim dedim ve hazırsanız Emekler kalemimde çizimimize başlayalım ve hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bir yıl aradan sonra, utanmadan verdiği bir yıl arayı da göze sokayım videonun başlangıcında. Serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben size bir previously on küçük hamsi geçeceğim birazdan. Ama siz gene de benim size tavsiyem gidip bir önceki bölümleri, en azından bir son iki bölümü izleyip kendinize minik bir hatırlatma yapmanız. Çünkü ben öyle yaptım. Evet, kendi hikayesini unutmuş ruh hastası. Genel bir gidişi falan, neden bahsedeyim, neden bahsetmedim onları unuttuğum için gidip böyle bir önceki bölümleri izledim, dinledim. Böyle bir kendimce güldüm falan. Aa, ne güzel şakalar yapıyormuşum falan diye böyle çıtayı yükseltmişim önceden. Bir de şu an daha iyi şakalar yapma gereği duyuyorum. Böyle minik bir baskı da var üstümde. Neyse, bu seriye ben üstümde baskı olmadan böyle rahatça sohbet edeyim diye başlamıştım. Onun için şaka maka hiçbir şey beklentiye girmeyin. Size sadece şunun vaadini veriyorum ki bol dramalı, heyecanlı, atraksiyonlu, gözyaşı, kan, vahşet, dehşet. Daha neyin şeyi verecekse. Neyse, bir saniye. Çok fazla drama yok bu bölümde. Daha çok şey var böyle. Minik heyecanlı gelişmeler falan var. Neyse, lafı artık uzatmayayım. Zaten girizgah yaklaşık 5 dakika sürdü. Hemen size previously on minik hapsi yapayım. Karadeniz'in soğuk sularından çıkıp da Eskişehir'in kırsal toplaklarına göç eden hamsi foklardan kaçmak için resim kursuna yazılmıştı. Resim hayatını böylece atılan minik hamsi güzel sanatlar okuduktan sonra animasyon bölümüne başlamış. Animasyon bölümünde son senesindeyken de Erasmus'a Avrupa'nın başkenti Zili şehrine gitmişti. Evet, Zili'nin Avrupa'nın başkenti. Tersini iddia eden varsa gelsin bana özelden yazsın. Mesaj kutusu patlamış ruh hastası. Neyse, Zili'ndeki maceralarımızın artık birinci dönemi sonuna gelmiştik. Dönemi uzatmıştık. Hayriye Hanım'la beraber çok güzel bir arkadaşlığımız, ilişkimiz, evliliğimiz, hatta çocuklarımız olacaktı yakında. İkinci dönemde sadece tek sorunumuz hibe çıkmamasıydı ama hayatımıza kaldığımız yerine devam ediyorduk. Zaten beslenmemiz makarna ve bira üstüne ilerlediğinden ve ikisi de çok ucuz olduğu için pek de bir şey değişmemişti genel olarak hayatımızda. Neyse, ikinci dönem başlamadan önce biz Hayriye Hanım'la dedik ki bir tane üçüncü balayı yapalım. Çünkü neden? Hayatımız çok sıkıcı, ağırlığım yetmiyordu, biz Erasmus yapma, birazcık da etrafta gezelim diye. Bir Budapeşte turu daha planlıyorduk. Biliyorsunuz ki bir de Budapeşte bir gitmiştik. Allah'ım ne kadar güzel, çok da sevdik. Herkes cebinde küçük elma var falan diye konuşup bize böyle sempatiklik yapıyordu. Tekrardan gidelim diye düşünüyorduk. Yeni yılı kutlamaya Budapeşte'ye gidelim. Hazır arkadaşlarımız var, kalacak yerimiz zaten. Yemek aşırı ucuz. Üstüne bir de gidecek yeri yani. Ulaşımı da beraber getirmenin yolunu Tuğçe bildiği için, çünkü senelerdir biliyorsunuz değişmeyen bir marka olarak otostop yapıyordum sağda sola. Dedim Avrupa'da da yapayım, nereden olmasın. Bilinçsiz çünkü. Otostopta gitmeye karar verdik, anlayacağınız. Hayriye Hanım'la otostopa çıkmadan önce tabii ki de bir karton üstüne Budapeşte yazdık. Ama hava -10 eksi, yani en sıcak -10 derece olduğu için o kartonu kimse tutmak istemedi ellerimizde olduğu için. Karton kenarda yerde oturmuş oldu yani. Neyse, biz genel olarak sorunumuzu yerine getirdik. Yapmamız gerekeni yaptık. Sadece işlemi sokmadık gibi düşünebilirsiniz. Yani vicdanımız, içimiz çok rahattı o kartonu hazırladığımız için. Çıktık yolu böyle bekliyoruz falan. Normalde 10 dakika sonra bir araba durar. Bir iki kız otostop çekiyorsanız olaylar çok daha kolay. Çünkü insanlar daha çok güveniyor size. Ya da ne bileyim, hazırdan 2 tane böbrek. Pardon, 4 tane böbrek. Matematiği gelişmemiş hala. Hazırdan 4 tane böbrek var. Neden durmasınlar, değil mi? Otostop başladı, kimse durmuyor. Çünkü şöyle bir minik matematik hatası yaptığımızı fark ettik o noktada. Burası Zilin, popülasyon -3. Evet, eksiye düşmüş. Banka hesabında böyle kredi kartından yemiş gibi önceden. İnsanlar ölüyor ama doğmuyor, öyle düşünün. Araba geçmiyor ki araba dursun. Neyse, biz artık böyle soğuk, Allah'ım ne oluyor, daha başlangıcında binemeyeceğiz mi hiçbir yere falan filan derken önümüze bir araba durdu, Kutsi Ziline gelmiyor. Şimdi Kutsi neye benziyor tam olarak bilmiyorum ama şöyle düşünün, yani popstar tipli bir eleman altında böyle Porsche gibi kırmızı bir arabaydı ama neydi, şimdi yalan söyleyeyim sanırım Porsche'tu. Diye, bu arabanın burada ne işi var, hacı sen de mi kayboldun, adres sormak için mi durdun kafasında böyle bir önümüzde durdu. Kızlar nereye gidiyorsunuz falan dedi böyle. Direkt de İngilizce konuştu. Sanki bir serap görüyoruz. Adres soğuktan iyice beyin hücremiz -5'e düştü, hayal görmeye mi başladık? Biz dedik Budapeşte'ye gidiyoruz çünkü kartonu yerde gösteriyor, yere koymuş, konuşmuyor da. Ya dedi, ben oraya gitmiyorum aslında, buraya yani 30 dakikalık bir köye gidiyorum çünkü aklını kaybetmiş soğuktan, o da Porsche binip köye gidiyor falan. Neyse. Siz isterseniz oraya kadar bırakayım dedi. Biz de şey karar vermiştik. En az hani aktarmana kadar yaparsak o kadar iyi, bölünmeden gidelim, bir daha hızlı varalım diye. Böyle
hayatımızın en son kararını olan ve binelim mi, binmeyelim mi, binmeli miyiz falan diye elimiz böyle arabanın kapısında ama binmedik sonuçta da böyle gözümüzden bir damla akaraktan. Hayır biz en azından yarı yola kadar direkt araç derken egzosuna boğulduk ve o gitti. Gözümüz yaşlı, moralimiz bozuk kenarda otururken hemen ardından önümüzde bir minibüs durdu. Evet yani kamyon da durabilirdi. Çıtı o kadar yüksekti ki ne dursa zaten kötü gelecekti ama minibüs durdu bildiğin. İçinde iki tane genç çocuk vardı böyle bizim yaşlarımızda. İşte biz yarı yola kadar gidiyoruz, atalım mı sizi falan dedi. Böyle şeyiz ama sen kim köpek, tiksiniyoruz hepinizden, hepsinden nefret ediyoruz. Orada böyle ikimiz kafamız bacaklarımızdan almış minik ergenler gibi arabaya binmek istiyormuşuz. Lütfedip arabaya bindik. Arkaya bir yaşlı, arkada üç tane daha çocuk var. Ulan dedik mülteci kampına mı düştük? Böyle bir tırsıyoruz, birbirimize bakıyoruz Merve'yle. Ya dedim merak etme bebeğim, döner bıçağım her zaman gibi yanımda. Döner bıçağım yoktu ama falçatım almıştım o kez, daha böyle portable yanımda taşıyabileyim diye. Seyahat boyu kesici aletim yanımdaydı. Neyse bindik arkaya. Çocuklar böyle gayet sevimli, iyi insanlar, müzisyenlermiş falan. Böyle bizle sohbet etmeye çalışıyorlar. Zaten Hayriye Hanım direkt kulaklığını taktı yani. Oradan anlayın mutsuzluk seviyesini. Ben de hani ayıp olmakla olmamak, bizi yolda atmakla atmamak arasında kalmamalar için konuşuyorum ama çok mutsuzum. Allah'ım önümüzden ne güzel bir araba geçmiş. Biz ne yapıyoruz burada? Hippo otobüsüne döştü falan diye. Böyle çünkü kendi otostop çekiyor ama orada elit klastan geldiğim için de bir de yargılıyorum bindiğim otobüsü yani. Bindiğim minibüsü. Neyse işte bunlar bizi buraya kadar falan bırakacak. Orası 2 saatlik yol. Çocuklar bize sohbet etmeye falan çalışıyor. Biz de minik Monaco prensesleri olduğumuz için pek cevap vermiyor zaten. Hayriye Hanım hiç duymuyor. Ben de böyle kısa kısa cevaplar veriyorum falan. Sonra bunlar bize şeyde işte bize konser için gidiyoruz falan Burnu'ya. Orada işte bizim bir grubumuz var falan dedi. Ha adı ne falan dedim. Böyle taşak geçiyor orada kendi kendine. Prague Union dedi. Ulan dedim bir yerden tanıdık geliyor. Herhalde içinde Prague olduğu için tanıdık geliyor. Ha falan dedim. Neyse bunlar bizi bıraktı böyle. Numaralarını verdiler işte. Biz konsere zinede geleceğiz. Gelmek isterseniz işte arayın bizi. Size yer ayarlarız. Bilet ayarlarız falan. Ha falan deyip böyle indiğimiz gibi numarayı kenara attık falan. Neyse biz orada otostop çekeceğiz. Ya diyorum Merve bir yerden tanıdık geliyor. Sonra duvarda afişini gördük abi Prague Union diye. Bunlar bizim gitmeye çalışıp gidemediğimiz bir konser vardı. Adını ne bilmiyorsun ne bilirsin. Oradaki bütün Erasmus'lar gitmeye çalıştığı bir konser vardı. Birkaç kişi bilet almış. Sonra biletler bitmiş. Biz de gelir falan. Bayağı büyük olacak. Çok iyi grup falan diyorlardı. Biz dinlemediğimiz halde böyle herkes akıyor diye. Koyun psikolojide biz de akarız falan demiştik. O işte gidemediğimiz konserdeki sanatçılar tabii ki de bu arabasına bindiğimiz sanatçılarmış. Numarasını verdi. At sen yere. Köpek gibi. Sen kim köpek çek bütün yol boyunca çocuklara. Tabi biz bunun farkına varınca böyle minik bir iç çöküntü, geliniyle merdivenden düşen bir Nihal içimizden böyle minik minik düşerken, Allah bizi kahretmesin, kusuya üzüleceğiz derken, tavuktan bir yere giderken bir şeyden vurduğum bir atasözü var diye öyle bir şey oldu, bir şey oldu. Aslında bir şey olmadı da işte kendi gerizekalımızın bedelini böyle evren suratımızı ağzımıza yüzümüze çık 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 böyle hızlandırmış bir şekilde tokat ataraktan göstermiş oldu bize. Neyse moralleri iyice düşük artık, böyle bekliyoruz falan. Lan ne gelirse ya, of, sıkıldım falan. Ne biçim geliyor bu otostop? Aslında çok güzel gidiyor ama çok kötü gidiyor oynandı falan. Orada bir tane amca durdu böyle. Amca İngilizce konuşmuyor. Bu da sınıra kadar gidiyormuş. Dedik hadi bari sınıra gidelim. Menişe'de oradan geçen herkes hani Macaristan'a gittiği için bir şekilde araba buluruz diye. Neyse bindik onun arabasına gidiyoruz falan. Adam bir şeyler diyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Adam dese ki şu an sizi götüreceğim kasaptaya. Önce kolunuzu keseceğim. Sonra bacağınızı, kafanızı, gözlerinizi çökeceğim. Böyle bebeklerinizi açacağım. Ha ha çok eğleneceğiz, çok eğleneceğiz. Dese biz arkada hi 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 falan diye gülüp böyle kafa sallıyoruz sadece. Resmen onay vermiş oluyor olabilirdik yani söyler. Sonra adam bir anda sola döndü. Ben hemen orada tabii minik döner bıçağıma, portable döner bıçağıma elime aldım falan bekliyorum. Minik böyle bir şey bir binanın önünde durdu. Aa dedim arkadaşlarını çağıracak, koparacak kafamızı, inelim mi inmeyelim mi falan diye minik bir panik anı geçiyoruz. Yani Türkiye'de olsa bu kadar panikleme var. Anlarsın ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir yer burası diye ama Çek Cumhuriyeti'nin her yer köy olduğu için az çok böyle her yer ıssız, her yer dağlık, her yer bir garip yani. Her yer cinayet işlemeye çok uygun. Sanki böyle sanat yönetmeni gelip böyle bir ülke kurmuş, burada istediğiniz yerde cinayet işleyebilirsiniz ya da sokaklara işeyebilirsiniz demiş ki bundan bahsetmiştim. Herkes işte sokaklara işiyordu çılgın bir şekilde, tren haline yani dizli falan işiyorlardı hatta. Neyse. Sonra adam böyle arabaya geri bindi. Biz aşırı gerginiz Hayriye Hanım'la. Bize siyah bir poşet uzattı. Biz böyle tırsıyoruz ama korkudan geriye falan kaçtık. Oralar poşetin içinde çünkü zannediyor ki şey var. El bombası var, onu veriyor bize. Adam bizi sneaker almış. Kıyamam. Minik bir rahatlama yaşadık. Arkada bir sneaker yiyişimiz var. Sanki hayatımızda ilk kez çikolata yiyoruz. Böyle hamburgeri ilk kez yediğin an vardır ya da dondurmayı. Tam hatırlamıyorum ama şey hatırlıyorum böyle minik haz anı. Tam o haz anına eş değer hem yaşasın öldürülmeyeceğiz. Aa çikolata da varmış. Çok sevmesem de güzel aslında dedi böyle minik
içimizin ısındığı, kendimizi aslında triple bir şekilde kötü hissetmemize sebep olan, adamı bizi öldürecek falan, kaçırıyor falan zannettik. Adam bizi çikolata almaya inmiş falan. Böyle bir ve şöyle olduk. Yemesek mi la içine bir şey koyduysa. Çünkü paketli sneaker'ın içine gidip orada şırıngayla bir şey ekleyecek kadar Tofaş'ta gezen abimiz böyle bir kendine prodüksiyon kurmuş. Bunu düşünüyoruz. Neyse. Sneaker'larımızı yiyip böyle kendimizi daha da kötü hissederekten sınıra vardık. Sınırda da hemen indiğimiz gibi başka bir araba gerçekten hızlıca bulduk. O da böyle çok garip bir arabaydı. Yarış arabası gibi. Zaten yarış arabasıymış. Çünkü içeriki çocuk orada böyle formüle gibi bir yarış varmış. Ona gidiyormuş zaten. Böyle bildiğin çok havalı bir arabayla kapanış yaptıktan sonra artık gece saatlerine doğru Budapeşte'ye varmış olduk. Otostop Avrupa'da en azından kış zamanında çok iyi bir fikir değilmiş. En azından Kuzey Avrupa'da diyebilirim. Çünkü gerçekten çok soğuktu. Yani yarım saat beklemek Türkiye'de olsa o kadar koymazdı ama orada bildiğim böyle Hayriye Hanım'la birbirimize civciv yavruları gibi yımışık böyle tek vücut gibi görünüyor olabiliriz. Yani durun arabalar ya da geçen arabalar böyle kocaman bir tek vücut halinde. Ama benim her zaman otostopla ilgili sevdiğim şey yolda kazandığın bu garip tecrübelerdir. Tanıştığın ilginç insanlardı ki o zaman da gerçekten çok ilginç insanlarla tanıştık. Her ne kadar tanıştığımız anda farkında olmasak da. Neyse Budapeşte'ye vardık, arkadaşın evine eşyalarımızı bıraktık. Onlar zaten okula gidiyorlardı. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Biz de Hayri Hanım'la çıktık. Yani o gün dinlendikten sonra öbür gün çıktık. Böyle sanki Budapeşte'de 10 gün değil de bir günümüz varmış gibi bütün şehri bir günde yürüdük. Ruh hastasıyız çünkü. Sonra böyle romantik yemekler falan yedik. Sonraki zamanlarda zaten arkadaşlarımızın da okulu bitiyordu. Onlar da ikisi çok ilginç insanlardı bakın. İki tane çocuk inanılmaz eğlenceliler. İkisi de aslında mühendis yükseklerini yapıyorlardı onlar o sırada. Ve ikisi de aynı zamanda müzisyendi. Böyle bir bandde çalıyorlardı falan. Bunların konserlerini falan dinlemiştik. Evde sürekli müzik yapıyorlar. Böyle çok güzel bir ortam var. Aşırı tatlı insanlar falan. Hatta içlerinden birisi böyle tam annelerin yanağını sıktırıp sana oğlum diyebilir miyim diye bağrına basıyor. Böyle damat adayıydı. Biz de ona böyle birbirimize birazcık büyürü gibi olduk yani şimdi. Doğruya doğru. Vahşi cazibemle hemen Macar çocuklarının kalbini çalıyor. Yani şöyle bir şey oldu aslında. Baktığımda çocuk saksafon çalıyordu. Ben saksafonu bayılırım. Hatta benim de bir tane var ama çalamıyorum. Zaten zeki, akıllı ve pratik bir zeka olarak, pratik cevap olarak, konuşma olarak, tarz olarak, tavır olarak pratik bir insandım. Ben pratik insanları severim. Böyle yavaş insanlar beni bayağı çünkü bir süre sonra kotmazımdan da zaten anlıyorsunuzdur herhalde. Böyle uzun boylu, aşırı yakışıklı, tarzımız, konuşacağımız konular, işte yaptığımız aktiviteler, şu o an yaptığımız aktivitelerin çoğu genelde içip dans etmekti. Yani çok da zor değil bu aktiviteleri seven insanları bulmak, özellikle bir bara gidiyorsan ama böyle bayağı kafa olarak uyuştuğumuz bir çocuktu. Ama işte bir klik diye bir durum vardı ya, böyle ben hiçbir zaman çok yükselmedim. Hani ilişki yaşamak zaten istemiyordum ama böyle flörtleşiyorduk falan, güzel gidiyordu. Bizi konserlere falan götürüyordu falan, böyle eğleniyorduk, beraber yemekler yapıyorduk. Ben işte o zamanlar Gevende'yi çok dinliyordum. Gevende'yi falan dinletti bunları, bunlar da çok sevdi. Gevende'nin şarkılarını çıkardılar, evde onları çalmaya falan başladılar. Böyle bayağı güzel bir tatil geçirdik. Tatilin en sonunda da yılbaşı partisi için böyle çok lokal bir night club'a gittik ama öküz gibi büyük. Hatta orada böyle kocaman bunların yerel bir çorbaları varmış, böyle üstüne sosisler açan kocaman bir kazanda arkada sanki cadı yapma operasyonu gerçekleşecekmiş gibi ilginç bir ortam var. Böyle barın arkasına gidiyorsun, kocaman bir kazan kaynıyorsun, ırt diye dumanlar yükseliyor. Tabii hava -10 derece olduğu için dumanlar daha da bir vahşi vahşi yükseliyor kaynayan çorbadan. Orada çorba içiyorsun falan kenarda, böyle kültür karmaşasını dibine vuracağımız bir yılbaşı yaşamıştık. Gerçekten güzeldi. Neyse, yılbaşından sonra biz artık ziline döndük. Dönemin başlamasına yakın çok güzel bir şey oldu. Biz bir tane bara gittik böyle. Zaten her gece bir yerde parti olurdu. O partilerin olduğu bir yere gittik biz. O gecede ilk kez ikinci dönemin gelen yeni böyle taze etleri geliyor. Biz de eskiden buralar dutluktu dediğimiz zamanlardan kalma birinci dönemin işte ortam biz biliyoruz ya, buralar bizim falan diye ortam kabadayları olduğumuz için oturduk böyle locada, gelenleri kesiyoruz falan. Orada ilk kez gerçekten gözüme böyle bir tane çocuk kestirmiştim ben, bir tane. Ne kadar da kılmış falan dediğim bir tane çocuk olmuştu. Onu sonra geri döneceğim. Ama aynı zamanda o gece o barda bir tane hayatımda hala şu an çok özel bir yeri olan bir insanla tanıştık. Bardayız, böyle içki alıyoruz. Ben de sonra küfrediyorum gene seri bir şekilde. Çünkü küfretmek en büyük hobimdi. Önümüzdeydi bu da, tam döndü arkasına. Ay siz Türk müsünüz dedi. Biz de her Türk'ün vereceği gibi, aa sen de mi Türksün dedi. Çünkü bir yabancı gitmiş gerizekalı, aa siz Türk müsünün repliğini öğrenmiş. Türkçe'yi de azıcık böyle kapmış, gidip böyle Türklere aa siz Türk müsünüz ama ben değilim diye cevap veriyordu. Biz de otomatik olarak aa sen de mi Türksün falan diye aptal birbirimize sırıttıktan sonra orada tanışmış oldu. Kendisine Su diyelim. Çok daha korkunç bir ismi vardı ama onu vermeyeceğim tabii de özel hayatı ihlal etmemek adına. Kendisi bizden küçük yavrum, minik kızımız gibi böyle orada lise exchange ile gelmiş. Aşırı sıkılmış çünkü onun bir dorm ortamı, bir Erasmus ortamı yok. Gel bize takılırsın falan dedik. Bu da o kadar ciddiye aldı ki gelip bizle yaşamaya başladı. Hatta böyle şey,
yurda giriyoruz. Bu geçiyor. Güvenlik beni durdur, kimlik soruyor. İkinci dönemim bir de. Ve güvenlik aynı kişi, değişmemiş. Çekler gerçekten ruh hastası diyordum ya. Gerçekten öyleydi. Böyle eve dönüyorum işte okuldan. Çünkü arada bir okula gidiyordum böyle hobi oldu. Değişiklik olsun, yürüyüş yapmak adına okula inip geri çıkıyordu. Okula eve dönüyorum falan böyle. Bu bizim orada takılıyor ama öyle tatlı ki temizlik yapıyor, yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Tam bir minik ev kızımız. Arada benim kıyafetlerimi falan giyiyor. Hatta daha eğlencesi ne biliyor musun? Bu hafta sonunda böyle değişik şehirlere gidiyordu işte. Günübirlik falan. Oralarda böyle takılıyordu, maceralar yaşıyordu falan. Gelip anlatıyordu bize böyle resmen pazar akşamlarını heyecanla bekliyorduk bu geri dönsün de ne yaşadı anlatsın diye. Çünkü benim bu yaşadıklarım, hayatımda olan her şey toplamı onun bir pazar gününde yaşayacağına kıyasla hiçbir şey. Yani 3 bölümde final sezonu yapan dizi gibi benim anlattıklarım. Öyle düşün, öyle heyecanlı şeyler yaşıyordu. Ve çok da güzel anlatıyordu böyle tiyatral bir şekilde. Bayağı eğlenceli bir karakter girmişti hayatımıza. İkinci dönemin başlamasıyla dediğim gibi hayatımıza çok güzel insanlar girdi. İlk olarak Can adını vereyim. Oğlum canım benim, hala da hayatımızda olan bir Türk arkadaşımız geldi. Hatta Türklerden tek yabancıların odasına kalan oydu ve oda arkadaşı Norveçli bir kızdı. Ve Norveçli kız tabii ki de her Norveçli kızın yapacağı gibi Erasmus'a geldim, o zaman ben Afrika'ya gideyim de bir 3 ay orada takılayım deyip Afrika'ya gitmişti. Bu da tek başına yaşıyordu odada. Tam bir zevk pezevengiydi yani. Tüm oda buna kalmıştı. Böyle görebileceğim en komik ve melankolik insandı böyle canımın içi. Bu bizim suyumuz, Hayriye Hanım ve ben çekirdek ailemizi oluşturmuş olduk. Bu arada grubumuza dahil olan bir yan odamıza gelen Slovak kız. İki tane Portekizli, iki tane Norveçli, iki tane Yunanlı vardı. Biz böylece çok güzel bir grup oluşturduk. Hepsi de sanatla alakalı bölümler okuyordu zaten. Konuşacağımız, okuyacağımız her şeyimiz ortaktı. Kafalarımız da çok benziyordu. Çok güzel bir grup olmuştuk. Ağlayan prenses de çok ağladığı için yurttan atıldığından dolayı eve çıkmıştı. Onun için onların grupta sürekli zaten onların evinde takılıyordu. Yurt bayağı böyle bize kalmıştı gibi bir şey oldu. Temizlendiği gibi bir şey olmuştu yani. Bize iyi gelmişti aslında. Biz böyle hep beraber takılıyoruz. Çok güzel. Norveçlilerden biri böyle minik şey. O da böyle minik ruh hastası. Benim oda arkadaşıma takıktı böyle. Sürekli gülerek ona bakıyordu ama sanki şey, seni derin yüzeceğim, seni öldüreceğim, seni çok seviyorum, seni botuma kapatacağım gibi bir ruh hastası bakışı vardı böyle. Ve çocuk her yerde dimdik bakıyordu hiçbir şey söylemeden ve creepy eye ve smiley face, yani böyle gülüyor ve gözleri dehşet vahşet şeklinde. Bir de şey vardı ya, Hayriye Hanım'ın bir tane daha takipçisi vardı. Bu çocuk bir yıl boyunca oradaydı. Böyle çok ilginç yerlerde karşımıza çıkıyordu. Farklı şehirlerde falan. Sadece köşede durup dimdik böyle Hayriye Hanım'a bakıp gülüyordu. Alın çok korkunç. Diyorum ya size, Gizil'in gerçekten bir psikolojik deney gibiydi bizim için. Neyse, bu Norveç'in arkadaşı da benim zaten hoşlandığım çocuk. Ben Norveç'e aslında yükseliyorum ama o da başkalarına yükseliyormuş. O sırada Portekizlilerden biri de bana yükseliyor ama kesinlikle kimse ilişki kafasında değil zaten. Yani Erasmus'a gidip de ilişki kurma. Evet, var kuran. Hatta evlendi kimse falan. Yani var, cidden olunca oluyormuş da. Ben kesinlikle o kafada değildim. Neyse, bu arada daldım, şeyi unuttum. Macar çocuktan bahsetmiştim. Macar işte Macaristan'dayken işte flörtleştiğim, aslında çok ideal olan ama nedense böyle bir klik olmayan çocukla böyle bayağı konuşmaya falan devam ediyor. Sonra dedi ki ben seni ziyarete gelmek istiyorum. Hatta işte beraber Brno'ya gidelim. Brno'da böyle bize yakın bir daha büyük bir şehirde. Oraya gezeriz falan dedi. Böyle başta olur falan dedim. Sonra işte konuşurken bu bir kızın asla telefonu duymak istemeyeceği şeyi söyleyip ben sana aşık oldum dedi. Ben de her normal insanın yapacağı gibi telefonu kapatıp bowling oynamaya gittim kafamı dağıtmak için. Bowling oynarken uzaklara böyle labutlara bakarak da düşündüm Allah'ım ne oluyor falan filan diye büyük kararlar verdim o sırada. Dönüm ki biz en iyisi bu seyahati iptal edelim. Ama ben hazır Brno'ya gitmeye yükselmişken dedim ki biz oraya gene de gidelim ya. O sırada canım falan da morali bozuktu. Ya dedim Brno bizi bekler ya, kültürel bir gezi yapalım falan diye çok güzel bir gezi planı hazırladık böyle işte. Trene bineceğiz, Brno'da akşam ineceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, içkilerimizi içeceğiz, night club'a gideceğiz, sabaha kadar dans edip sabah treniyle Prag'a geçeceğiz, otelimizde uyuyacağız. Daha sonra otelden çıkıp Prag'da partileyeceğiz ve öbür sabah da partinin bitişini trene binip Zilin'e geri döneceğiz. Plan bu şekilde. Çok harika bir hafta sonu planı yapmıştık ve ben bu hafta sonu planında hayatımda ilk kez aşık oldum. Evet. Ama tabii ki de ne yapıyoruz? Bunu bir sonraki bölüme bırakıyoruz çünkü birazcık heyecanlı olsun değil mi? Bu noktada artık çizim ve sohbetin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arayı bu kadar açmayacağım, merak etmeyin. Kısa da olsa böyle bölümler yayınlayacağım arada ve bir sonraki bölümümüzde artık Erasmus'un sonuna gelmiş olacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çok yakında yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.